Sen emekli olmuşsun ya. Senin bu milletle bu devletle ne işin var? İşine bak. Ha, siz bu tür yanlış yollara saptıkça bunların hesabını bu ülkenin yargısı size soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı da aynı çerçevede görüyorum. Erdoğan neden Türkiye'ye operasyon çekiliyor sorusunu 2021'in 21 Haziran'da söylemiyor sadece. Erdoğan iktidara geldiği günden bu yana bu şekilde çekilen operasyonlarla mücadele ederek bugünlere kadar geldi. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi buraya gelirken işte HDP il teşkilatına ait bir binayı çok özel bir operasyon sonucunda gelip basan ve gencecik kızımızı orada peynirini, zeytinini ve kağıt bardakta çayını içerken katleden bir adam var. Evet. Bir, ter bir cani var öyle söyleyelim. Ve bu cani yine standart klişelere göre milliyetçi ve PKK'dan da nefret ettiğinden dolayı gelip bu binayı basıyor. Yani ben bugüne kadar işte o gün Samastı, Alp Alparslan Aslan bu türden milliyetçi muhafazakar diye toplumun önüne cinayetlerle ismi çıkmış insanların hiçbirisinin Kandil'de, Garada falan bir böyle serden geçtilik yaptıklarını görmedik yani. Ne şeyse, hikmetse ya Hrant Dink gibi bu toplumun içerisinden çıkmış ve bu toplumun gerçekten beğenisini, sevgisini, saygısını kazanmış bir gazeteciyi öldürdüler. Ya da tuttular işte bu şekilde bir günah bir insanı ortadan kaldırdılar. Ya da danıştaya işte bastılar. İşte, ya i̇şte şimdi oraya getireceğim. Erdoğan'ın dönemine bakarsak yoksa geriye gidersek başbağlara da gireriz, madımak olaylarına da gireriz, Uğur Mumcu'ya gireriz, hepsine gireriz yani. Erdoğan'la birlikte gelişen süreçte örneğin Danıştay saldırısı buraya gelmeden önce baktım 17 Mayıs 2006. Alparslan Aslan isimli birisi geliyor Danıştay saldırısını düzenliyor ve başörtüsüyle okulun dışında bak okulun içinde demiyorum. Okulun dışında okulla işi bittikten sonra başörtüsü takıp da evine gittiği için müdürlük yapamaz diye. Danıştay'ın verilmiş olunan bu kararından sonra geliyor danıştay, danıştay üyelerine saldırıyor ve Mustafa Yücel Özbilgin isimli hakimi orada şehit ediyor. Görevi başında. Kendisine de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar bu vesileyle almış olalım. Ve daha sonra da yakalanıyor. Ne hikmetse kameralar kapalı arızalı. Ondan sonra ve daha sonra yapılan hemen ifadeler var, toplantı şeyleri var, tutanaklar var falan. İsmini de verelim. Tansel Çölaşan'ın o günle ilgili ortaya atmış olduğu Allah'ın askeriyim dedi Allahu Ekber diyerek bize saldırdı falan. Sonradan anlaşılıyor ki Tansel Çöleşen o odada değil. Aynı zamanda da bütün diğer üyeler tarafından da mahkeme tutanaklarına kadar geçmiş yalanlanan bir hikaye bu ama şimdi Doğru dolayısıyla biz bunlara biz bunlara bu danıştay saldırısının çok öncesinde araçta hocam araçta akit gazetesinin bulunması araçta akit gazetesi. akit gazetesinin şey, manşeti tabii. işte bu üyeler öğretmene Başı örtülü olduğu için müdür yapamaz hı. dendi falan ne güzel bir senaryo düzenlenmiş yani araçtaki gazeteden efendime söyleyeyim söz konusu kişinin içeride Allahu Ekber diye işte nutuklar attı şimdi bu Türkiye'de bir takım sıkıntılı süreçlerin başlangıcına dair bir milat değil. Öğrenciler kıyma makinasında biçildi, dondurulmuş dolaplarda öğrencilerin kıyma makinasında kıyma haline getirilmiş etleri bulundu, kemiklerinin kırıntıları bulundu diye 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 60'lı yıllara gelmeden önce darbenin yolları döşenirken menderese ve arkadaşlarına ne yapıldıysa 70'te, 80'de hep biz bunları yaşadık İbrahim. Ama bunu Recep Tayyip Erdoğan özelinde sorduğun için işte Erdoğan'ın yaşadığı buydu. Şimdi bundan sonra Anıtkabir'de bir tören oluyor. Bak o günleri bir daha hatırlayalım. Çünkü sürekli olarak Z kuşağı dediğimiz genç evlatlarımızın sürekli olarak gündeme getirilmesinden muratları ne biliyor musunuz? Toplumun hafızası hatırlattığında ee, evet hatırlıyorum diyen bir kesim var. Evet. Bir de yaşı itibariyle onu hatırlamayan bir kesim var. Sürekli o hatırlama şansı olmayan kesim üzerine oyunlar oynanıyor. Biz o kardeşlerimiz hiçbir şekilde Z kuşağı yok TikTok kuşa falan diye aşağılamaya, ötekileştirmeye hakkımız yok. Onlara hakikati olduğu şekliyle aktarmak zorundayız. Anıtkabir'de bir tören yapılıyor Danıştay saldırısından sonra. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay üyeleri, Sayıştay üyeleri, Askeri Yargı ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi'nin üyeleri, Türkiye Barolar Birliği, rektörler, öğretim üyeleri bunların hepsi katılıyorlar. Ve Anıtkabir tarihinde çok nadir görülecek şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı kabrin üzerinde duran, üst katında duran o mozalenin önünden saygı içinde geçilirken orada Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları atılıyor. Yetmiyor bu sloganlar. Türkiye İran olmayacak, Mollalar İran'a diye sloganlar atılıyor. Hem orada hem de söz konusu e, Danıştay'ın üyesi Mustafa Yücel Özbilgi'nin cenaze namazında. Şimdi biz o Mollalar İran'a, bakanlar İran'a gitsin, işte bunlar İran'a gitsin diyen şebihaları nerede görüyoruz biliyor musun? Türkiye İran'la savaşırsa İran'ın yanında saf tutan şebihalar olduğunu görüyoruz. Ama sadece o da değil. Şimdi birileri çıkmış televizyonun kanalında... İşte sevgili Zafer Şahin dahil olmak üzere asla astarı olmayan birçok şeyle elinde belge yok, şey yok. İşte o ona baksın işte bunların amacı ne biliyor musun? İşte bu HDP'nin il binasına girip de o gencecik kızımızın katledilmesi senaryosundan tıpkı Danıştay saldırısında olduğu gibi Türkiye'yi sokaklara çekecek, Türkiye'ye sloganlar attıracak, Türkiye'yi sloganlar üzerine yönettirecek bir iklimi oluşturmak. Senaristin elinde çok fazla senaryo yok. Madımak'ta da aynı senaryo kullanıldı. Maraş olaylarında da aynı senaryo kullanıldı. Lakin Türkiye o kadar kuvvetli bir şekilde mayalandı ki İbrahim. O eski güzel günleri onlar açısından sona erdi. Öyle HDP il binasında masum bir kızı bütün HDP yöneticilerini binadan çıkartacaksınız. Onu oraya av olarak oturtturacaksınız. Ondan sonra da gelip o kızın ölümüne sebebiyet vereceksiniz. Bunların hesabı hepsi tek tek sorulacak. Kim gibi? Alparslan Aslan'la ilgili Danıştay saldırısı olduktan sonra başlıklar atılıyor. Türk İslam Sentezi Danıştay'a saldırdı diye. Var bunlar gazetelerde. Evet. Şimdi hiç kimse o başlıkları atamıyor. Neden? Çünkü içeride. Çünkü ifadesini verecek Alparslan Aslan... Tam iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Yıl 2006-2021 15 senedir içeride. Ömrünün sonuna kadar da inşallah oradan çıkacak. Ve bu saldırıyı yapanın da hakikat ortaya çıktıktan sonra sadece birisini kasten öldürmekten değil toplumu kışkırtmak suçlamasıyla da yargılanacağını ve aynı ağır cezaya mahkum olacağını tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önünde arkasında kim varsa tabi ortaya çıkacak diye net bir şekilde söyledi.